Merhabalar Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım, öğretim üyelerimiz, çok sevgili öğrencilerimiz ve dışarıdan canlı yayınımızı dinlemek için bizlerle birlikte olan sevgili dinleyiciler, izleyiciler hoş geldiniz. Bugün Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitim Bölümü tarafından organize edilmiş söyleşimizde çok ama çok özel bir konuğumuz var. Özellikle vücut geliştirme anlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını yurt dışında, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde dalgalandırmış. Bizim için gerçekten çok önemli, çok sevdiğimiz bir sporcumuz var. Sevgili Emre Özkaram, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Aydınlar, hoş bulduk. Böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonda beni davet ettiğiniz için gerçekten çok mutlu ve onur oldum. Tekrardan çok teşekkür ederim size. Daha sonra da böyle organizasyonlar olursa eğer her zaman seve seve katılacağımı buradan söylemek istiyorum. Tabii ki her zaman Emre baş tacımızsınız. Bizim için çok önemli sporcularsınız. Bize düşen görev burada Yakında Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi geneli olarak konuşacak olursak sporcularımızın özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının tanıtımı, onların insanlara tanıştırılması, bilmeyen insanlar tarafından onların öğrenilmesi bizim için çok önemli bir misyon olarak edindik biz bunu. Osman hocamız hoş geldiniz Osman hocam. Emrem kameraya sığmaz diyor. Ortam şeyleri de okuyacağım. Komentleri de okuyacağım yavaş yavaş. Evet Emre, sabahtan sohbetimizi ettik. İkimiz de sporumuzu yaptık sabahtan. Sen kardiyo yaptın, ben göğüs antrenmanı yaptım bugün. Tabii konumuz bugün vücut geliştirme. Vücut geliştirme ile alakalı olarak dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin de çok merak ettiği şeyler olacak. Sana soracakları sorular olacak. Önce biz kendi aramızda bir sohbet edelim. Sana benim yönelteceğim bazı sorular var. Ondan sonra İzleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden de gelirse sorular onları da sana yöneltirim buradan. Hep birlikte bunlara cevap vermeye çalışırız. Sevgili yönetmenimizden bu arada Emre için hazırlamış olduğumuz görüntülerimiz vardı. O görüntüleri de alabilirsek görüntülerle birlikte sorularımızı da evet görüntülerimiz de gelmeye başladı. Emre Özkaram kimdir? Vücut geliştirme sporuna ya da genel olarak spor yapmaya ne zaman başladı? Bize söyler mi lütfen? Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Herkes hoş geldi. Ben Emre Özkaram. 17 Ocak 1994 yılında Girne'de doğdum. Spora başlama hikayem 2010'lara dayanır. Daha doğrusu çocukluk yıllarına dayanır. Atletizm, yoğun bir şekilde atletizm yapardım. Daha sonra geçirmiş olduğum ciddi bir sakatlıktan dolayı atletizm yapmaya ara verdim. Bu boşluk süresinde de tabii ki sporcu kişiliğim oluştuğu için bir şekilde boş kalmayı kabullenemedim ve yavaş yavaş arkadaşlarımın ve ailemin de desteğiyle spora, yani vücut geliştirme, daha doğrusu fitness sporuna başladım. Kısa sürede elde etmiş olduğum verimli bir süreç yaşadım. Kısa sürede elde ettiğim kazanım sonucunda da yarışmalara katılmaya karar verdik. 2011'in Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefke ilçesinde düzenlenen yerel yarışmaya katıldım ve orada ikinci oldum. İkinci olmam beni çok hırslandırdı. Birinci olmam gerektiğini düşündüm. Yani kişiliğim gereği hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmeyen biriyim. Daha sonra bir kez daha ikinci oldum. Yakında Üniversitesi'nde 2012 Nisan ayında düzenlenen yarışmada ikinci oldum. Daha sonra 2013, 2014, 2015 üst üste KKTC'de şampiyonluklar elde edip 2014'ün Nisan ayında Ali Dahlemeroğlu Federasyon Başkanımızın aracılığıyla ve yardımlarıyla Türkiye milli takım seçmelerine gittik. Orada Türkiye üçüncüsü oldum. Ve Burada aynı şekilde süreç yine işte bir bir virgül koyalım burada. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vücut Geliştirme
Federasyon Başkanımız Sayın Ali Dahlemeroğlu'na da bir teşekkür etmek lazım. Gerçekten Emre gibi, Yüksel Nedim gibi aklıma gelen daha birçok sporcumuz var. Bu sporcuların uluslararası anlamda yarışabilmesi için tabii ki birçok girişimleri oldu. Gerek Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'yla, gerek VABBA'yla, gerek NAK'la kurulan bağlantılar sayesinde sporcularımız hani ambargolar altında eziliyor noktasında aslında çok büyük bir açılım yapıldı orada ve şu anda sporcularımız özellikle vücut geliştirme alanında yurt dışına çıkıp kendilerini podyumda gösterebiliyor. Sadece göstermekle de kalmıyor. Emre'nin tabii İspanya var. Ondan sonra sanırım Dominik Cumhuriyeti esas dünya üçüncülüğünü getirdiği podyum var. Ve doğru. En son 2019 senesinde de Prag var. Zannedersem Diamond Cup. Doğru mudur? Doğru hatırlıyorum değil mi bunlar? Evet. Hocam. Peki nasıl oldu yani? Hani evet burada yarıştık. Şampiyonluklar geldi. Türkiye macerası nasıl başladı? Nasıl gidildi Türkiye'ye? Neydi oradaki ilk izlenimler, deneyim nasıldı? Oradaki sporcularla tanışma, onlardan bir şeyler öğrenme, onlardan bir şeyler görme. Emre'ye ne kattı Türkiye serüveni? Ve daha sonrasında nasıl gelişti Avrupa Dünya Şampiyonlukları? Dediğim gibi 2014'ün Nisan ayında Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin yani Girne Amerikan Üniversitesi'nin spor salonu düzenlenen yerel yarışmada şampiyon olduktan sonra Sayın Federasyon Başkanımız Ali Dahlemeroğlu ile birlikte çıtayı biraz yükseltme kararı aldık ve Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılmaya karar verdik. Kafileyle birlikte oraya gittik. Benim için çok farklı bir atmosferdi. İlk kez yurt dışında bir yarışmaya katılacaktım. Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda da kendime güveniyordum, iddialıydım. Kalabalık bisiklete girdim. Klasik vücut geliştirme. Evet. Orada Türkiye üçüncü olmayı başardıktan sonra oradaki insanların da bana bakışı, bana karşı olan davranışları, tanışma istekleri, gelen güzel yorumların da neticesinde Türkiye ile ilgili görüşlerim hep olumlu oldu. Yani Türkiye'de yarışmayı hep benimseyen bir insan oldum. Türkiye podyumunu çok seviyorum. Ondan sonra ard arda 2015, 2016, 2017'de de Türkiye'de Yalova'da, İstanbul'da iki kez, Antalya'da iki kez, Ankara'da yarışmalara katıldım. Ve üç kere üst üste şampiyon olma başarısı gösterdim. Oradaki yarışmalar çok güzel. Festival havasında geçiyor. Fuar alanı kuruluyor. Müthiş bir podyum var. Çok kalabalık bir... bu yüzden kesinlikle her zaman Türkiye'nin podyumu benim için ayrı bir yer tutar. Tek geçerim diyorsun yani Türkiye'yi. Kesinlikle çok severim Türkiye'de yarışmayı. Sonuçta ana vatandır tabii. Ortak dil, ortak ülke var orada. Günün sonunda baktığımız zaman evet. Oradaki yarışmacılar tabii ben de kendim yani 27 senedir vücut geliştirme fitness işinin içerisindeyim. 2002 senesinde bir ikinciliğim var sadece. biz işin mekteplisi olma kısmını seçtik birazcık. Ama tabii ki hiçbir zaman kopamadım vücut geliştirme sporundan. Ve ülke içerisindeki sporun gelişimini, sporcuların gelişimini de çok yakından takip ediyorum. Ülkemizde çok değerli vücut geliştirme alanında çok değerli sporcular olduğunu biliyorum. Sen de onlardan bir tanesisin. Ama seni tabii ki nacizane görüşümdür benim bu. Diğer sporcuların bir adım önüne çıkaran fiziğin ve şeyin var, görünüşün var. Gerçekten bana sorarsan Emre Özkaram'ı nerede görmek isterim? Bundan bir 4 sene sonra, 5 sene sonra tabii ki Olimpiya'da görmek isterim. Mr. Olimpiya'da görmek isterim. Yani gerçekten yaşının da hani genç oluşu sana şu anda buna imkan tanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki bir soru sorayım bu bağlamda. Hani yarışmaya katıldığım profesyonel programlarda, podyumlarda Türkiye şampiyonlukların var, dünya üçüncülüğün var. Fiziksel ve sahne varlığın hakkında
seni sık sık bu kazanan dairenin içerisine yerleştiren şey nedir? Yani Emre Özkaram nasıl podyum yapıyor ve podyumla Türkiye şampiyonlukları geliyor. İşte Avrupa üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü geliyor. Bunun hikayesi de nedir? Bunu bize anlat. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Her şeyin başı sağlık. Tabii ki. Sağlığımla ilgili her zaman kendime bir adım önde, yani her şeyden önde tutarım. Öncelikle bunca başarının ardında temel esas bilinmesi gereken her zaman ön planda tuttuğum sağlığım oldu. Onun dışında katıldığım yarışmalarda kaderin de cilvesiyle önce ikinci veya üçüncü olup daha da hırslanmam oldu. Yenilgiyi kabullenen bir insan olmadığım için hiçbir zaman öncelikle ikinci, üçüncülükler geldikten sonra daha da hırslandım ve ardı arkası kesilmeyen böyle gözüm resmen gözümü şey bürüdü böyle zafer tutkusuyla kendimi çok odakladım ve etrafımdaki insanlar da her zaman benim her sabah aynı saatte kardiyomu veya akşam üzeri hep aynı saatte antrenmanıma gidişimi veya öğünlerimi hiç dakika geçmeden yapışımı farklı bir gözle böyle nasıl bir disiplin, nasıl böyle bir odaklanma tarzındaki cümleleriyle şaşkınlıkla yıllarca hep duydum böyle güzel şeyler. Yani genel anlamda başarımın arkasında olan temel sır yani bu dairenin içinde beni tutan kesinlikle odaklanışım, disiplinim ve aynı zamanda her şeyden önce tuttuğum sağlığım beni bir şekilde bu başarıları elde etmemde büyük bir rol oynadı. Ama aynı zamanda tabii ki dış etkenler de oldu. Ailem, dostlarım ve federasyon başkanımız Sayın Ali Dahlemaroğlu her zaman bizi motive etti, destekledi. Aynı zamanda ailem, dostlarım da. Yani genel anlamda çok pozitif, olumlu ve güzel bir çevrem olduğu için en kötüsünde bile her zaman bir şekilde işin içinden çıkıp güzel sonuçlar elde etmeyi başardık. Tüm bu etkenler birleştiğinde zaten zafer veya başarılar kaçınılmaz oluyor hocam. Peki bize Dünya Şampiyonası'ndan bahset. Dominik Cumhuriyeti farklı bir hava. Tabii şey değil, Türkiye dışında zorlu bir de podyumdu büyük ihtimalle. Çünkü IFBB çok da kolay bir şey değil, arena değil gerçekten. Yani Olimpiya'ya bir basamaktır aslında baktığımız zaman. Zorlu bir noktaydı. Nasıl hazırlandın? Dünya şampiyonasına nasıl hazırlandın? Ne kadar sürdü dünya şampiyonasına hazırlanman? Bu süreçte yaşamış olduğun sıkıntılar, maddi manevi problemler, hastalıklar, ya olmayacak, acaba yapamayacağım, böyle şeye düştün mü? Bununla ilgili konuşalım biraz. Hocam öncelikle Avrupa Dünya Arenası'na çıkış hikayem zaten Türkiye şampiyonalarında şampiyon olduktan sonra 2015'te milli takıma seçildim. İki kez üst üste İspanya'ya gittim. Barcelona'da Avrupa şampiyonalarına katıldım. Orada finale kaldım, derece elde ettim. Daha sonra 2015 Bakü Olimpiyatlarında yine başkanımız Sayın Ali Dahlemeroğlu'yla birlikte Azerbaycan'a gittik. O da Avrupa şampiyonasıydı ve içimde hep bir dünya şampiyonası eksikliği vardı IFBB ile ilgili. 2016'nın Eylül ayında Türkiye şampiyonasına gittik Antalya'ya. Orada şampiyon olduktan sonra Aralık ayındaki dünya şampiyonasına baktık ve Dominik Cumhuriyeti'nde olması beni biraz heyecanlandırdı aslında. Çok zorlu bir süreçti. Çünkü Eylül ayındaki yarışmaya zaten yaz başı hazırlanmaya başlamıştım. Sıkı diyetler vesaire çok zorlu bir süreçti. Kıbrıs sıcağı da herkesin bildiği gibi zorluk üstüne zorluk ekliyor. Günün sonunda Eylül'deki şampiyona bittiğinde hiç ara vermeden Aralık ayına nereden baksanız bir 4 ay sonrasına hedef koymuştum ve çok uzun bir süre olmuştu bu. Psikolojik olarak bayağı bir yıpranmıştım. Ama hedefe gözümü dikmiştim. O yüzden zamanın veya koşulların ne kadar zor olması pek de umurumda olmadı. Dediğim gibi yani gerçekten şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü hiçbir sakatlık veya sağlık problemi yaşamadan bu zorlu süreci
sadece diyetin vermiş olduğu psikolojik düşüşler, yükselişler, sinir harpleriyle atlatıp çok uzun 18 saatlik bu uçak yolculuğuyla Domine'ye gittik. Sayın Başkanımız Ali Dahramanoğlu ve iki milli takım arkadaşımla birlikte. Orada tabii ki çok farklı bir iklim ve atmosferle karşılaştık. Çok kalabalık, çok yoğun bir ülke. Çok büyük bir spor kompleksinin içinde Türkiye milli takımıyla birlikte, kafilemizle birlikte yarışma alanına gittik ve yine beklendiği üzere IFBB'de hiçbir zaman boş yarışma geçmiyor. Çok kalabalık. Bisikletle karşılaştım. Bu arada gerçekten en beğendiğim forumlarımdan biriydi. Gerçekten güzel hazırlandığım bir yarışmaydı ve sanırım bu fotoğraftakiydi şu andaki, değil mi? Doğru mudur? Evet, rakiplerim de bayağı boy ve size olarak iyiydiler. Ama yani definasyon olarak bakıyorum. Ben burada yani define olarak çok daha define alt üst oran olarak baktığın zaman dengeli görünüyorsun. Yani evet boylu poslu ama günün sonunda define çok tabii ki burada ön planı çıkarıyor. Sporcuyu vücut geliştirme noktasında aslında. Şu anda şimdi biz programdan önce Emre ile de tabii çok şey yaptık, sohbet, muhabbet ettik. Ben Emre'ye geçen gün bir şeyler de söyledim. Ya dedim maşallah diyelim. Önce bir nazar boncuğu koydum buraya tabii. Allah utandırmasın. Hedefinden de ayırmasın inşallah. Ben dedim yani Olimpia Emre'nin hedefi. Yani şu andaki formun gayet iyi görünüyor. Gayet kütle aldın. Kütle yanında tabii ki o definasyonu da yapıyorsun. Yani bulk değil aslında. Yani böyle kütleyle birlikte define büyüme gibi bir şey yapıyorsun aslında baktığında. Tabii içerisinde bulunduğumuz dönem sıkıntılı bir dönem. Yani pandemi dönemi. Tabii pandemi dönemiyle birlikte biliyorsun salonlarımız kapandı. Spor yapılamadı sporcuların birçoğu. Bu bağlamda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Tabii senin de planların ve programların vardı. İlla ki 2020 senesi için, 2021 senesi için yapılması gereken işler vardı. 2020 senesini geçtik ama 2021 senesi içerisinde ne bekliyor bizi? Bu yılki etkinlikler için herhangi bir program var mı? Nedir önümüzdeki hedeflerimiz? Sırada ne var? Evet hocam, üzerimizde yarattığı olumsuz etkilerden bahsedelim biraz. Geçen yıl 2020 yılında herkesin bildiği üzere Mart ayında kapandık ve uzun bir süre kapalı kaldık. Bunun zaten üzerimizde yaratmış olduğu bayağı olumsuz etkiler oldu. Daha sonra Mayıs sonu açıldıktan sonra bir şekilde formumu korumuştum ve en azından hani Eylül veya Kasım gibi bir yarışma yapmayı planlıyordum. Bu planlar doğrultusunda da Eylül sonu İspanya'da, Barcelona'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken o sırada yine pandeminin yaratmış olduğu olumsuz etkilerden biri olan karantina kuralından dolayı bir şekilde bu yarışmaya gidemedik. Ve ilk olarak bu yarışmayla birlikte bir hayal kırıklığı yarattı bize. Daha sonra yine Çek Cumhuriyeti'nde Prag'da daha önce katılmış olduğum Diamond Cup'a hazırlandım. Kasım sonundaydı o da. Ve karantinanın uzun sürmesinden dolayı yarışma koşullarını tam uygulayamayacağımızdan dolayı bir şekilde oraya da gidemedik. Ve iki kez hani girmiş olduğum zorlu ve yoğun süreçten hedefime ulaşamadan ayrıldım. Ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı bana. Bu bir sporcu olarak en kötü şey. Ama hiçbir zaman motivem düşmedi. Aramı verdim. Kendimle biraz vakit geçirdim. Kendime yöneldim. Daha sonra yılbaşından sonra tabii tekrar kapandık. Bir daha açıldık. Bu süreçte de bir şekilde formumu korumaya çalıştım elimden geldiği kadar. Diyetimi hiçbir zaman zaten bozmuyorum. Ve günün sonunda şimdi hedeflerimizden bahsedecek olursak şimdi tekrar açıldık. Mutluyuz. Tekrar motivemiz yerine geldi. Ben de hedefimi şu an için Haziran ayına koydum. Yeterli bir vaktim olduğunu düşünüyorum. Size'ım ve diyetimi şimdilik belli bir kotada tutuyorum. Çok büyüyüp, çok da atıyorum diyet yapıp kendimi zorlamıyorum.
temiz beslenip Haziran'a kadar pandeminin bizim üzerimizde yaratacağı etkilere de bakarak gerçekçi bir hedef koymayı planlıyorum. Şu an için hedefim Haziran ayında çok uzak olmaması yani kaydıyla Avrupa'da veya Akdeniz'de bir ülkede bir Avrupa şampiyonası veya bir yerel yarışmada yarışmak. İnşallah sanırım Mayıs ayı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şampiyonası yapılacak. Haziran ayı gibi de Vabba herhalde yapılacak. İnşallah bir aksilik olmazsa, pandemiyle alakalı bir sıkıntı çıkmazsa ülkemizde yapılacak Vabba Dünya Şampiyonası. Tabii ki bunlar da önemli hususlar, önemli noktalar. Daha önceleri yani bundan böyle bir kaç sene öncesine gitmemiz lazım? Bir 20 sene öncesine gitmemiz lazım. Hani benim yarışmacı olduğum dönemler. 20 sene önce baktığımızda bizim hayal edebileceğimiz şeyler değildi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde NAK, işte VABBA gibi organizasyonlar yapılacak. Bizim sporcularımız dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla birlikte aynı podyuma çıkacak. Onlarla yarışacaklar. Bunları hayal edemiyorduk. Bizim zamanımızda federasyon yoktu zaten. Herkes için vücut, herkes için spor federasyonu çatısı altındaydı vücut geliştirme branşı. Ali Başkanım da çok iyi hatırlar o dönemleri. Biz yani imkan yoktu, gerçekten imkan yoktu. Nasıl çalışacağımızı açıkçası doğru düzgün bilmiyorduk. İşte kulaktan dolma, işte elimizde Arnold Schwarzenegger'in çıkartmış olduğu işte Türkçe'ye çevrilmiş kitaplarının, herkes için spor adı işte Özer Baysaling, avukat Özer Baysaling tarafından yazılmış kitaplarla. İşte onlar elimizde böyle acaba nasıl olur, acaba nasıl yaparız? İşte protein tozu vesaire o bu şu yok piyasada. DP90 bak adını hatırlarım hala da nişasta tozu. Yani şey de değildi, protein de değildi, nişasta içerikli bir şeydi. Onu kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Günün sonunda da tabii ki yani ödül olarak Vizilo internet paketi 256 MB bir tane madalya. O bizim şeyimizdi ama tabii motivasyonumuzdu. Yani girelim, yarışmayı kazanalım. İki olduk o dönem içerisinde. Türkiye olmadı. Peki de Türkiye olsaydı hala da yarışmacı kimliğiyle masterlere de devam ediyor olurdum. O dönemden çıkan sporcularımız Yakup Çavuşgil, Murat Şenyiğit, Yasin Haznedaroğlu hala da faal. Yakup geçmiş olsun diyelim. Bu arada Yakup Çavuşgil'e de o da biceps tendonunu koparttı. Geçen gün ameliyat oldu. Şampiyonlarımızdan onlar da. Yani böyle bir şeyimiz vardı. Böyle bir dönemimiz vardı. Aslında baktığımızda Türkiye ile karşılaştırdığımızda gelişimi daha öndeydi ama şu anda tabii ki sen daha iyi biliyorsun Türkiye vücut geliştirme noktasında bir de herhalde bir adım geçti gibi, imkanlar doğrultusunda bir adım geçti gibi. Ama sporcularımızın hırsı, azmi, senin gibi sporcularımızın hırsı, azmi işte ne yapıyor o şeyin içerisinde bile ön plana çıkarıyor ve çünkü burada üst üste 3 kere 4 kere şampiyonluk getiriyoruz. Peki tabii ki zor bir dönem. Hazırlık döneminden bahsettim biraz önce. Burada bizi dinleyen arkadaşlarımız da var. Bu işe gönül vermiş insanlar da var bizi dinleyenlerin içerisinde. Kolay bir iş değil. Vücut geliştirme sporu aslında kolay bir iş değil. Çünkü antrenmanını yapmak zorundasın, kardiyosunu yapmak zorundasın, beslenmene dikkat etmek durumundasın, yarışma takvimini iyi ayarlamak durumundasın. Çünkü biraz önce şeyden bahsettim, inişler ve çıkışlar var hocam dedin. Dolayısıyla şey yapıyorsun, belli bir yarışmaya hazırlanıyorsun ve yarışmaya gidememe durumunda da aslında yaptığın onca iş boşa gitmiş oluyor. Tabii ki motivasyon olarak, moral olarak seni aşağılara çekiyor. Bir hazırlık döneminden bahseder misin Emre bize? Neler yapıyorsun hazırlık döneminde? Ne gibi süreçlerden geçiyorsun? Neyle başlıyor bu iş? Yani işte biz şey diyorduk eskiden, işte bulk olalım, yani kilo alalım, bulk olduktan sonra diyete başlayalım, kilo ve işte kas kütlesini arttırıp ondan sonra define olalım muhabbeti vardı eskiden.
Şimdi ne oldu? Artık ne şekildedir bu hazırlık dönemi? Bundan biraz bahseder misin bize? Hocam şimdi öncelikle hazırlık dönemi farklı, yani insanın bakış açısına veya sporcunun kendi vücut kimliğine göre değişkenlik gösterir. Ben hani yılların vermiş olduğu kendi vücudumu bir şekilde tanımanın da verdiği avantajları kullanıyorum. Şu anda mesela dediğiniz gibi hiçbir zaman diyetimi bozmuyorum. Her zaman bir şekilde definasyonumu, yani vücudumun yağ oranını düşük tutup aynı zamanda kilo da almayı başarabilen bir yapım var. O yüzden benim hazırlık sürecim eskiden dediğiniz gibiydi. Düz mantık, işte bulk yapayım, biraz büyüyeyim. Daha sonra definasyon yapıp biraz daha kas gruplarımı belirginleştirip en sonda rütüş yapıp böyle bayağı bir define şekilde podyuma çıkayım. Ama şu an öyle yapmıyorum. Şu an elimden geldiği kadar temiz kilo almaya çalışıp yarışmaya daha az efor sarf ederek, daha az vücudumu stres altında tutarak bir şekilde daha hızlı hazırlanıyorum. Ama tabii ki diyetin vermiş olduğu düşüşler, çıkışlar bu psikolojik ve moral anlamında bayağı bir bizi zorluyor. Ama genel anlamda hazırlık sürecim dediğim gibi yıla yayılır. Sadece kendime bir ay, belki iki ay böyle rahatlatmak için free veriyorum. Onun dışında diyetime sadık biriyim. Off sezonda yine temiz beslenip sadece kaloriyi aldığım besinlerin gramajlarını artırıyorum. Definasyona geçtiğimiz dönemlerde, ki benim definasyonum genelde sert geçer. Arkadaşlarım, çevrem, ailem, dostlarım definasyon döneminde genellikle benden biraz uzak durmayı tercih eder. Tabii eskiden böyleydi. Şu an daha iyiyim. Çünkü düşük, ben diyetlerimde düşük karbonhidrat almayı tercih edip biraz daha doğal yağlardan faydalanmayı tercih ediyorum. Bana daha iyi geliyor. Tabii her zaman düşük tutmuyorum. Karbonhidrat olayı definasyon döneminde çok önemli. Cycle yapıyorum. Yani piramit şeklinde. Bazen yüksek, bazen düşük, bazen yüksek, bazen düşük. Ama günün sonunda benim en güzel, yani en çok tercih ettiğim, en güçlü silahım kardiyolarım. Kardiyodan hiçbir zaman vazgeçmem. Sabah yatmadan, sabah kalkar kalkmaz, gece yatmadan, antrenmanlardan sonra mutlaka kardiyomu yaparım. Onun dışında büyüme dönemleri, yani hazırlık sürecinin başladığı bulking dediğimiz off sezonlarda bile haftanın 3 günü 4 günü sabah aç karnına kardiyomu mutlaka yaparım. Yağ oranını düşük tutma olayında bu kilit bir olay. Ama yarışma hazırlık sürecinin en önemli, en can alıcı sezonu tabii ki definasyon dediğimiz cutting dönemi. Cutting döneminde dediğim gibi kesinlikle diyetime çok sadık. Kesinlikle karbonhidrat olayında hiç taviz vermeden piramit şeklinde bir gün düşük, bir gün yüksek. Yaptığım antrenmanların şiddetini de arttırarak süper setler, dev setler, drop setler ekleyerek adaleyi de şaşırtıp kendi diyetimi de piramit şeklinde değiştirip cycle yapıp vücudumun da metabolizma olayını bir şekilde şaşırtıp çok güzel sonuçlar alabildiğimi gördüm bu son 2-3 sene içerisinde. Tutturmuş olduğum bu sistemi de şimdi verim aldığım için hiçbir zaman değiştirmeyi pek düşünmedim. Ama yine değiştirirsem, farklı bir sistem deneyip başarı elde edersem onu da illaki paylaşmak isterim herkesle. Onun dışında yarışmanın esas hazırlanış sürecindeki can alıcı noktalardan biri de son 10 gün, 15 gün su diyeti, tuz atıyorum, sıfır karbonhidrat yaptığımız bazı günler oluyor. Yani tabii bu günler çok ince detaylar, daha farklı, yani çok büyük bir konu aslında bu. Tek tek ele alındığında kitap yazılır diyebilirim. Ama onun dışında daha önce bahsettiğim gibi yarışma sezonlarında on ve off sezonlarım arasında çok kilo farkım olmaz. Her zaman diyetime sadık bir insanım. Sadece yarışmaya hazırlandığım son dönemlerde diyetimle ilgili çok radikal değişiklikler yapıp Şimdi tabii ki diyet işi zor iş. Yani sıkıntılı iş. Yani işte pandemi döneminde biz de kilo aldık. Şimdi şey gibi düşünmeyin arkadaşlar bunu. Yani işte
diyetisyene gittim, diyet yaptım, işte bu kadar kilo verdim, böyle düşünmeyin aslında. Vücut geliştirmecilerin yaptıkları diyetler bizim yaptığımız diyetlerle uzaktan yakından alakalı diyetler değil. Gerçekten o kadar sıkıntılı işler ki yani siz şey yapıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, adamlar hiçbir şey yapmıyorlar. Yedikleri belli, öğünleri belli. Zaman zaman şeyle de karşı karşıya kalıyoruz. İşte şeyi gördüğü zaman insanlar işte elinde böyle bir kase pirinç, üstünde tavuğu, brokolisi vesaireyi gördüğü zaman insanlar böyle seni gibi yerlerde yemek, buna bak ya, lan nedir yaptı? İşte budur aslında hayat tarzı. O bizim belki de vücut geliştirmecileri normal sedenter insanlardan ayıran en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü vücut geliştirme sporu İşte belli dönemlerde yapayım, belli dönemlerde bırakayım diyebileceğiniz bir spor branşı da değil aslında. Yani eğer bir de müsabık sporcuysanız, Emre gibi, bunu 7-24 yapmak durumundasınız. Uyumak durumundasınız. Bu kurallara, beslenmenize dikkat etmek durumundasınız. Kardiyolarınızı kaçırmamak durumundasınız aynı şekilde. Alkoldür, sigaradır vesairedir, bunlardan kendinizi soyutlamak, kısıtlamak durumundasınız. Bak, kısıtlamayan bir kesim vardır, saygı duyulur onlara da, ama bunlara dikkat etmek durumundasınız. Peki, tabii vücut geliştirme işi tek başına yapılan bir iş değil. Yani en önemli hususlardan bir tanesi, vücut geliştirme sporunu yaparken seni arkadan itecek, seni sürükleyecek, seninle birlikte antrenman yaparak senin kondisyonunu, senin performansını da tabii ki arttıracak birilerinin olması gerekiyor. Antrenman partnerlerin senin için ne düşünür acaba? Özellikle yarışma dönemlerinden bahsettik. Hani sinirler biraz daha gergin olur o dönemlerde. Nasıldır antrenmanlar, nasıl geçer? Antrenman partnerlerimiz kimlerdir? Nasıl geçiyor antrenmanlar bu aralar? Hocam, yarışmadığım partnerlerim çok çeker benden. Çok huzurlu olurum. Kesinlikle yani antrenmanlardaki diyaloglar çok minimize olur artık. Ama tabii yıllardır sabit tek bir partnerim olmadı. Hep yakın dostlarım. Ailemden olan insanlar. Son zamanlarda 2 senedir Tarık Mustafa Pumps Fitness Center'in sahibi Tarık abi çok büyük destek olur bana. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. O da eski yarışmacılardandır tabii. Baktığınız zaman idolümüz de o da. Küçükken büyüdük, birlikte antrenman yaparak yarışmalara hazırlanırız. Diyetimde olsun, antrenmanımda olsun hep fikir alışverişi yapıp birbirimizi öne taşımayı başarabiliyoruz. Her antrenman farklı bir heyecan yaşıyoruz onunla. Çok güzel yardımlar oluyor bana da. Aynı zamanda antrenman yaparken dediğiniz gibi destekler yapıyor. Antrenman bittiğinde antrenman analizi, antrenman öncesinde antrenman splitinin nasıl olacağını hep tartışırız. Onun dışında beni de biraz çözdü. Canımın sıkkın olduğu ya da diyetin daha böyle sık olduğu dönemlerde hadi başlayalım der. Antrenman biter. Sonra bittikten sonra artık konuşmaya başlarız. O konuyla ilgili olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Bugüne kadar partnerlerim beni iyi çekti. Belki daha böyle başka bir olsaydı çekemeyebilirdi beni, ama o konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu aralar da çünkü bu aralar aldığım kalori ve karbonhidrat değerleri, ya besin değerlerim bu aralar yüksek. Kendime iyi bakıyorum bu aralar. Yani antrenmanlarım süper geçiyor. Tabii definasyonda besin değerleri biraz düştüğü için tabii ki vücut biraz halsizleşiyor moral olarak. Serotonin, dopamin, hep bütün hormonlar yavaş yavaş düşüşe geçtiği için vücudun dışa da vermiş olduğu etkiler de değişiyor. O yüzden şimdilik iyiyim. Ama yine definasyon dönemine geçtiğimizde kardiyoların, daha doğrusu antrenman şiddetinin, kalori yakımının daha yüksek olduğu dönemlerde değişebilir, ama şu an için süper. Antrenmanlarım süper geçiyor. Yapabildiğim kadar ağır çalışmaya çalışıyorum. Yoğun, yüksek, tekrarlı. Benim tabii antrenman sistemim biraz farklı. Yani klasikleşmiş ya da klişe antrenman sistemleri gibi değil. Sürekli değiştirmeyi ben her zaman tercih ediyorum.
Sevgili yönetmenimizden rica edelim. Bir önceki fotoğrafa gelebilirsek orada, evet, burada şey yapalım. Bu herhalde ilk 6 değil mi burada? Ortada 1-2-3 mi diyelim? Evet, doğrudur hocam. Ortadaki 1 oldu. Ortadakinin bana göre solunda 2'dir. Diğer tarafında 3 olduğun o şeyde baktığımız zaman. Evet, yani dediğin gibi yani siklet de şey, siklet de yani zorlu siklet. Yani son 6'dır bu. Bir de yani bunun öncesi var. Peki doğru. Yarış yani bu arada şeylerden bahsedelim. Biraz yorumlardan bakalım. Osman hocamız iyi yayınlar demiş. Umar hocamız, Musa hocamız iyi yayınlar demiş. Ömer hocamız iyi yayınlar demiş. Sevgili Merve Özay, Metin, Atilla Topaloğlu, Emine Erkin öğrencilerimiz, Yaşar Özkaya iyi yayınlar dilemiş. Umar hocamız öncelikle tebrikler Emre, vücut oranları çok iyi demiş. Umar hocamız da ülkemizde ilk spor salonlarından bir tanesinin sahibiydi Girne bölgesinde. Ahmet Hakan Fındıkçı, Oğuzhan Yaraşık, Burak Güvelek iyi yayınlar demiş. Bengizhan Günay iyi yayınlar demiş. Mustafa Bingöl, Cevdet hocamız kolay gelsin demiş. Mehmet Memo öğrencilerimizden iyi yayınlar demiş. Çetin Özkan, profesyonellerden tavsiyeler çok değerli ve faydalı, güzel bir yayın oluyor. Tebrikler demiş. Sevgili dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, eğer sorularınız varsa şampiyonumuza, sevgili Emre Özkaram'a buradan yazın, onları da cevaplamaya çalışsın. Devam edelim. Tabii podyum, yani en zorlu noktalardan bir tanesi, bir kere yaşadım hayatımda. Ne kadar zor olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Yaşadığım için biliyorum. Podyum heyecanı nasıldır? Tabii suyu kesiyorsun, karbonhidratı sıfırlıyorsun. Bir gün öncesinde, ondan sonra işte yarışma günü sabahı tekrardan şey yapıyorsun. İşte karbonhidratı depoluyor musun ya da bir gün önce mi depoluyorsun? Karbonhidratı soğuk, kasların tekrardan daha diri, daha dolgun görünmesi için neler yapıyorsun? Bir bunu cevapla. Ondan sonra Osman hocamızın bir sorusu var. Sen de görüyorsun herhalde oradan. Ben onu okuyacağım biraz sonra. Ona bir cevap verelim. Hocam şimdi yarışma hazırlık sürecinde dediğim gibi son 10 gün, 15 gün çok kilit bir yere sahip. Daha önceleri yapmış olduğum bazı hatalar vardı tabii. İşte suyu kesme olayı ya da karbonhidratı çok düşürme. Ya da dediğim gibi bazı hatalar yapmış bulunduğum geçmiş dönemlerde. Tabii bunlar bana tecrübe kattı. Bu hataları şu an yapmamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Benden daha tecrübeli hocalarıma da danışarak bir şekilde farklı farklı tecrübeler de edindim. Dediğim gibi şu an yarışmalara hazırlandığım dönemlerde suyu kesmeyi kesinlikle tercih etmiyorum. Daha önce yarışmış olduğum siklet klasik vücut geliştirme olduğu için boy ve kilo oranı çok sıkı bir kurala tabii tutuluyordu. O yüzden diyetlerim daha da zor oluyordu. Yani tartıya çıktığımda boy ve kilo oranını yakalamak için kendimi çok zorluyordum. Çok kardiyo yapıyordum. Karbonhidrat alımını bayağı bir düşürüyordum. Yani resmen kendi sınırlarımı zorluyordum. O yüzden yarışmaya kısa bir süre yani tartıya, hatta tartı saatine kadar çok böyle minimize öğünlerle kilomu tutturup yarışmaya kalan artık ne kadar süre kaldıysa, bazen 2 gün kalıyordu, bazen 1 gün kalıyordu. Karbonhidratı kademeli 2 saatte bir arttıra gün içinde 800 gram, belki 1 kilo. Çok eğer boşalttıysam adaleyi 2 gün içerisinde 1,5 kiloya kadar karbonhidrat yüklüyoruz. Onun dışında vücudun diyet döneminde almış olduğu besinleri ben vücuduma verip yükleme yapmayı tercih ederim. Yani kesinlikle pis yükleme, mesela yarışmadan önce bazı arkadaşlar pizza, hamburger vesaire yoğun sodyum ve yağ içerikli öğünler yemeyi tercih eder ama ben tercih etmiyorum. Yapanlara da saygı duyuyorum. Benim diyetimden hep alıyorsam yarışmanın yapılacağı güne kadar yine aynı besinleri almaya devam edip sadece gramajlarını 2 katı 3 katına çıkarıyorum. Yalnız yarışmaya 1 gün kala, artık 1,5 gün kala protein alımını minimize ediyorum. Karbonhidrat alımını 2, 3, belki 4 katına çıkarıyorum. Onun dışında son güne kadar su yüklemesini, su diyetini yapıyorum.
bazen 7, 8, 10 litreye kadar vücudumun ihtiyacı varsa eğer çıkıyorum. İhtiyacım yoksa, eğer diyetimi iyi yapmışsam, yağ oranım, definasyonum iyi ise hafif bir su yüklemesiyle vücudumdaki minerali muhafaza ederek su yüklemesini de tamamlayıp son gün 1 litreye, bazen 0.5'e düşürüp yudum yudum, öğünlerin arkasında yudum yudum içerek yüklememi gayet güzel bir şekilde yapıp yarışma sabahı da artık bazı rütüşler, tabii değerli hocalarımız bilir, bazı rütüşler yapıp, ince dokunuşlar yapıp podyuma çıkıyoruz. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Yarışmaların dediğim gibi, yani çok gereksiz pis yüklemeler yapıp midemi şişirmemeye, diyaframımı daha çok içeride tutmaya çalıştığım için küçük küçük önlerle 2 saatte, 2,5 saatte bir yüklememi yudum yudum suyu kesmeyerek, geçmişte yaptığım hataları yapmayarak podyuma çıkıyorum hocam. Peki tabii hani bahsettiğin olay tabii ki işte şekerlemeler, işte ne bileyim dediğin gibi hamburgerler vesaire. Yani burada konuşurken şeyin farkına varıyorsun. Yani Emre Özkaram tabii ki sözümüz meclisten dışarı, hem kendi kendinin doktoru, hem kendi kendinin beslenme diyetetik uzmanı, hem kendi kendinin antrenörü, aslında birçok şeyi de burada ne yapıyor? Öğreniyor. Hormon dengesini öğreniyor, beslenmeyi öğreniyor, antrenmanın yapılması, nasıl yapılması gerektiğini öğreniyor. Suyla alakalı, karbonhidratla alakalı, protein alımıyla alakalı trik noktaların neler olduğunu öğreniyor aslında. Başlangıçtan şimdiki Emre'ye kalana kadar bayağı böyle bir evrile evrile, pişe pişe, olgunlaşa olgunlaşa bir şeyler yapıyorsun, ama şu çok güzel, şu çok güzel bir örnek. Yani takdir de ediyorum seni, saygı da duyuyorum sana bu konuda. Kendimden daha tecrübeli hocalara danışıp öğreniyorum. Yani hale daha bir şeyleri kendimden daha tecrübeli insanlara sorup öğreniyorum. Yani aslında egolara yer olmadığını gösteriyorsun sen bu spor branşında. Eğer biri benden bir şey daha iyi biliyorsa diyorsun, ben ona sorar öğrenirim. Ya da biri bana gelip bir şeyler sorar öğrenirim. Osman hocamın sorusuyla alakalı bağlaya bağlaya gidelim. Mesela Ronnie Coleman, tabii Ronnie Coleman'dan önce Arnold Schwarzenegger, biliyoruz Arnold Schwarzenegger the one and only, yani gerçekten aslında Mr. Olympia'nın doğuşunda, Vader kardeşlerin Mr. Olympia'sının doğuşunda, Reg Park'lar vesairelerden sonra idol olarak ortaya çıkmış. 7 kere Mr. Olympia olmuş. Ama tabii ki bununla birlikte yaşadığı hastalıklar ve sakatlıklarla ondan tabii ki Ronnie Coleman, The King, o da aynı şekilde 8 kere Mr. Olympia olmuş. Dennis Wolfe son zamanlarda o da çok ciddi bir sakatlık yaşamış. Onun da geçenlerde Netflix'te bir şeyi vardı. Bilmem izledin mi? Sakatlığıyla alakalı bir işte şeyi vardı. Dokumenteri dizisi vardı. Ona da baktım. O da aynı sakatlığı yaşıyor. O da sıkıntı yaşıyor. Ve tabii ki Ronnie Coleman örneği var. Şu anda yeah buddy, işte lightweight baby deyip dünya yükü, yani tonların altına girerek ağırlık antrenmanları yapan. Bugün hangi spor salonuna gidersen git bu şeyi duyan, yani lightweight baby'yi herkes çok iyi bilir ve antrenmandan önce de yaparlar bunu. Yani lightweight baby diye basma vardır, o şeydir yani. Olmazsa olmazlarımızdandır bizim. Çok sevdiğim bir işlerdendir. Ama tabii şu anda koltuk değnekleriyle maalesef yürüyor. Lightweight baby o kadar kilodan sonra rekabeti ne boyutta yaşamak lazım diye sormuş Osman hocamız. Sakatlıkları bu bağlamda nasıl önleyebiliriz? Hocam, konuşmamın başında dediğim gibi, hani sordum nasıl oyunun içinde hep bir şekilde olun. Ben de daha önce dediğim gibi, yani her şeyden önce sağlık, sağlığı hep her zaman bir adım önde tutarım. Kesinlikle hırslı bir insanım. Kaybetmeyi sevmiyorum ama hırsında vermiş olduğu dezavantajla yani gözümü karartıp kesinlikle sağlığımdan beni edecek hiçbir aktivitede bulunmam. Şu anda yaptığım antrenmanlarda da örneğin
girmiş olduğumuz diyaloglarda biraz daha arttıralım mı, limiti görsek mi tarzında muhabbetler olduğunda örneğin yok. Hani ben kasın nasıl geliştiğini bir şekilde bilen biri olduğum için kasa aynı şekilde hasarı daha hafif kilolarla da verebildiğimi düşünüyorum ve verdiğimi de eminim çünkü gelişimim hala daha devam ediyor. Ben de istersem daha ağır, daha şiddetli antrenmanlar yapabilirim. Ama bir şekilde oyunu akıllı oynamayı tercih edip kesinlikle ve kesinlikle eklemlerimi, adelemi olabildiğince yorup ama aynı zamanda da olabildiğince sakatlıktan uzak tutmaya çalışıyorum. Çünkü yani vücudu bir şekilde yapıp yarışmacı olmak veya şampiyon olmak, günün sonunda yatalak bir insan olmak, yani bunlar çok farklı şeyler ve üzücü şeyler. Bunun da bilincinde bir insanım. O yüzden dediğim gibi hırsıma yenik düşüp beni sakatlayacak ya da beni spor yapmaktan hatta alıkoyacak şeyler yapmıyorum. O yüzden takviyelerimi de o doğrultuda alıp antrenmanlarımı da kendimi maksimum sağlıklı şekilde çalıştıracak şekilde yapıyorum. Diğer konuya gelecek olursak bakış açısına göre de değişir. Ben tabii ki şimdi böyle söylüyorum. Belki daha sonra şey diyebilirim. Hani dünya şampiyonu olayım. Varsın Ronnie Coleman tarzında bir adam olayım. Herkes benden konuşsun ama ömrümün sonunda yatakta geçirmeye razıyım. Böyle de diyenler vardır. Onlara saygı duymak lazım. Ama yani günün sonunda dediğim gibi oyunu eğer akıllı oynarsak bir şekilde kas gelişiminin zaten nasıl bir süreç içinden gerçekleştiğini bilirsek çok da hırsımıza yenik düşüp yanlış, çok yüksek vücudumuzun, iskelet yapımızın kaldıramayacağı ağırlıklara girmeyip kendimizi yani sakatlıklardan uzak tutmaya başarabiliriz. Ama aynı zamanda da hani şeyi savunurum yani old school yani antrenman nasıl vücudun bir şekilde o kasın, kas çekirdeğinin olgunlaşıp evrilmesi için o basıncı, o yükü yemesi lazım. Hani ben şu an şey mesajı vermiyorum. Hani salona gidip hafif çalışalım. Hani bilmiyorum ama vücudun bir şekilde o basıncı ağırlığı yemesi lazım. Ama tabii progressive overloading dediğimiz bir olayımız var. Yani kademeli artan yükle bir antrenman yüklenmesi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla antrenman günlüklerimizin olması gerekiyor. Ben kendim de personal training işi yapıyorum ve üyelerim için her zaman bir defterin içerisinde kaç kiloyla başladı, sonraki antrenmanda kaç kilo yapacak, bunların şeyini, bir çetelesini tutuyoruz. Ama tabii ki işin ötesinde bir periyodizasyonun olması gerekiyor. Yani yıllık bir programın olması gerekiyor. Yıllık program içerisinde Emre Özkaram'ın hangi yarışmaya kadar ne kadar bir yükleme yapacağı 3 aşağı 5 yukarı bellidir zaten. Çünkü profesyonel bir sporcu günün sonunda neyi, ne şekilde, ne zaman, nerede, ne saat yapacağı planlı programlı. Tabii ki old school işi. Yani genelde bizim yaptığımız iş, yani biz old school kaldık artık birazcık. Biz ama abilerimizden öyle gördük. Yani neydi, salona gidilirdi, ne kadar ağırlı bizim hocamız vardı. Tabii kimseye, çok az insan hatırlar belki. Aysın abi vardı. Şimdiki Keep Fit eski Asya Spor Salonu daha o zaman. Aysın abi şey derdi. Arkadaşlar benim 537 kilo leg press rekorum var İngiltere'de. Kim geçerse 537 kiloyu salonu ömür boyu ücretsiz kullanacak muhabbetimiz vardı. Ben geçtim o 537 kiloyu o zaman. Ama yani hangi akla hizmet, yani neden şey yapar? Şimdi Instagram'da dönen bir video var. İşte iki arkadaş yukarıda yardım eder. Bench press yaparlar. Üç göğüs yaparken eleman kaldırmaya çalışırken koparttı pektoralis kasını ve orada yani o kasın nasıl geldiği mesela sakatlık kesinlikle kimsenin arzu ettiği, kimsenin istediği şey değil. Emre'nin dediği iş doğru, doğru yüklenmelerle birlikte, doğru antrenman yöntemleri, metotlarla birlikte kasın harekete geçirilecek motor ünite sayısını uyarma çok da zor değil. İlla ki işte overload yapmak durumunda değilik, aşırı yüklenmek durumunda değilik. Peki, tabii aynı zamanda eğitmenlik de yapıyorsun. Personal trainersin aynı zamanda.
Bu işe yeni başlayanlara verdiğin başlıca öğütler ne olmalı? Ne Emre Özkaram ne der bu işe yeni başlayacak insanlara, kişilere ne önerir? Hocam öncelikle Kıbrıs'ta son dönemlerde fitness, vücut geliştirme sektörü bayağı genişlemiş bir durumda. Gerek takviyeler, ek besinler olsun, vücut geliştirme ekipmanları olsun, salon sahiplerinin salonlarına almış olduğu ekipmanlar olsun. Bayağı büyük bir sektör oldu. Aynı zamanda personal training, personal coaching branşı da bayağı ilerlemiş durumda şu an. Salon sahiplerinin tabii kimileri buna göz yumuyor, kimileri göz yumuyor, kimileri diyor işte ben hani spor salonunda personal training istemiyorum vesaire. Tabii bunlar işin ayrı boyutu. Sadece sektörün ne kadar büyümüş olduğunu bahsetmek istedim ama vereceğim öğütler arasında tabii ki şu an benim de yaşım genç olduğu için bu işi icra eden çoğu kişi benden zaten yaş olarak büyük. Onlara nasıl bir öğüt verebilirim bilmiyorum ama günün sonunda insanların sağlığıyla oynamadan bir şekilde verimli, maksimum verimli nasıl olabilecekse o şekilde bu mesleği yürütmelerini istiyorum ve onun dışında ne diyebilirim? Onun dışında tabii ki personal coaching sadece antrenmanla bitmiyor. Aynı zamanda biraz psikolojik anlamda bir psikolog da yani konuşarak yaşam koçu tarzında yani benim verebileceğim en güzel tavsiye bu olur. Personal trainerlar üyelerine sağlıklı, doğru, düzenli vücuda verecekleri zararlardan uzak tutmaya çalışan bir kişi olarak yardımcı olsunlar. Doğru antrenman sistemiyle, doğru beslenme planlamalarıyla günün sonunda hedefe bir şekilde zaten ulaşılacaktır. Sadece dediğim gibi en sağlıklı şekilde üyelerini, yaşamları, içerisi yaşam standartlarını yükseltmelerini bir personal trainer üyesine hadi bugün sporu güzel yaptık, akşama meyhaneyi hak ettin dememeli. bunu da söylemeye çalışıyorum. Yani bir personal trainer üyesini her zaman için sağlıklı, güzel yaşam standartlarına kavuşturmayı yeğlemeli bence. Yani bu en büyük şeylerimizden bir tanesidir herhalde. Tabii bizim de başımızdan çok geçti Emre'nin söylediği şey. Sabah antrenman, hocam nasıl bugün işte süper, o güzel, o zaman akşama hak ettik. Yani böyle bir muhabbetimiz var ya da işte bir akşam öncesi, hocam zaten ertesi gün spor yapacak, o sıkıntı yok. Bir, tabii ki yaşam tarzı, fitness, vücut geliştirme işi hayat tarzıdır. 27 sene oldu. Ben yani daha dün gibi hatırlarım. Ritim Spor Salonu 1994 senesi, senin doğduğun sene. Evet. Ben lise 2 ya da lise 1 lise 2 talebesiydim. Yeğenim Harun Doktoroğlu. O zaman yahu dedi, yürü gidelim dedi, işte dedi, şey yapalım dedi. Bir başlayalım seninle. O başlama öyle bir başlama oldu ve bir daha da bırakamadım o işi. Gerçekten hayat tarzı. Evet. Zaman zaman inişler, zaman zaman çıkışlar, zaman zaman formun zirvesi, yarışmacılık dönemi, işte powerlifting dönemi. Ama şu anda eğitmenlik dönemi, üniversitede antrenörlük eğitim bölüm başkanlığı vesaire bizi o belki de çizgi buralara kadar getirebildi. Bir sorumuz daha var sevgili Çetin hocamızdan. Tüm sene içinde sabit kiloda kalmanın faydaları nedir ve neden tercih edilmelidir? Şimdi bu soru vücut geliştirmeci birine sorulur gibi mi soruluyor yoksa normal sadece sağlıklı yaşam için spor yapan? Çetin hocama soralım hocam, bunu sağlıklı insanlar için mi sorduk, vücut geliştirmeciler için? Vücut geliştirmeciler için bu sabit kiloda kalma olayı çok da şey değil, çok da mümkün değil sene içerisinde. İkisinde cevaplar ise aynı sabit kiloda kalmasının tek bir sebebi olabilir, yani avantajı olabilir, faydası olabilir. Siklet atlamama, bulunduğu siklette en başarılı şekilde top kiloda kalmasından dolayı faydalı olabilir. Eğer normal bir insansa eğer sabit kiloda kalmanın faydaları, yani şimdi boy kilo endeksine bakılacak olursa, şimdi boy iskelet yapısı, kemiğin kalınlığı vesaire, bunlar da tabii kilo
kilo yani kilo hesaplanırken bakılan unsurlar ama sabit kiloda kalabilen bir insan eğer sağlıklı bir orantıdaysa yani boy ve kilo oranı sağlıklıysa çünkü atıyorum mesela bir dönem yani atıyorum bir sene başı 120 kilo sene sonunda 122 bu da aynı kiloya denk geliyor ama yani eğer kilo ve boy oranı güzel sağlıklı oranlardaysa ve sabit kiloda kalmanın faydaları ne olabilir? Hormonal dengeler kesinlikle hiçbir zaman aksamaz, bozulmaz. Duygusal anlamda, psikolojik anlamda iniş çıkışlar yaşanmaz. Çünkü vücut kilo almaya başladığında vücuttaki eğer erkekse testosteron seviyesi düşer, östrojen yükselir ve özgüven düşüklüğü aynı zamanda dışa karşı farklı ruhsal tepkiler vermeye başlar. Bu bir dezavantaj. Sabit kalması iyi bir şey. Yani düşüşle yaşarsa eğer kilo vermeye başlarsa sağlığı bozulur, bağışıklık sistemi düşer. Onun dışında vücudun sindirim sistemi, metabolik yapısı zarar görür. Bu da zararlı bir etken. O yüzden dediğimiz yani bunları yaşamak istemiyorsak günün sonunda sabit kiloda kalmak, vücudun kendi hormonal dengesini korumak için en büyük silah sabit kiloda kalabilmek. Ama sağlıklı... Bir sorumuz daha var. Balcan Sadık'tan gelmiş. Hocam beslenme konusunda sadece ev yemekleri ve düzenli öğünlerle başlangıç seviyesindeki bir insanın vücut geliştirmesi mümkün müdür? Teşekkür ederim demiş. Kesinlikle mümkündür. Ben spora başladığım ilk yılları hatırlarım. Annemle büyük tartışmalar yaşardık. Ev yemeği, işte normal vücut geliştirme. Şimdi başlangıç seviyesinde bir insanın zaten hemenden tavuk pilav moduna geçmesi çok yanlış bir şey. Ben de yıllardır yarışırım. Her yarışma dönemi mutlaka öğünlerime baklagiller yani ev yemekleri tarzı yemekleri de eklerim. Sadece yağ oranı ve sodyum oranı düşük olur. Ama spora yeni başlamış insanların ev yemeklerinden faydalanması bence büyük bir avantaj olur. Hem diyet daha sürdürülebilir olur. Hem vücuda giren besin öğeleri çeşitlenmiş olur. Bu da zaten gelişimin hızlanmasına sebep olacaktır. Ha tabii ev yemeklerinin içeriği de önemli. Hani atıyorum ev yemeğinin içerisinde mesela tavuğu, badatesi vesaire yani vücudumuza iyi gelen besinler olduğu müddetçe zaten ev yemeği de ev yemeğinin iklimine çıkar. Vücut geliştirmeci için yemek fonksiyondur, lezzet değil. Yani yemeğin fonksiyonuna bakarız biz. Yani lezzetine değil. Günün sonunda ev yemeği de fonksiyonel bir yemek olur bizim için. O yüzden ev yemekleriyle düzenli öğünlerle başlangıç seviyesinde de çok güzel etkiler alabiliriz. Dolayısıyla burada sevgili Emre bir şeyin altını çizdi. Tavuk pilav Ahmet için hazırlanmış, Mehmet için hazırlanmış, Ayşe için hazırlanmış, Fatma için hazırlanmış. Beslenme programları tabii nasıl antrenmanın kişiye özel olma özelliği vardır. Evet. Beslenme de kişiye özeldir. Dolayısıyla bir başkası için hazırlanmış bir beslenme programını kendinize tatbik etmeniz de çok sağlıklı bir durum değildir. Çünkü o beslenme Emre Özkaram'a özel hazırlanmış bir beslenmedir ve Emre Özkaram'ın alacağı kalori miktarları hesaplanarak, karbonhidrattır, proteindir, yağ oranı hesaplanarak yapılmıştır. En büyük yaptığımız hatalardan aslında bir tanesi budur. İşte pilav tavuk yedim bugün tamam kaç gram yedin, ne kadar yedin vesaire bunlar aslında baktığımız zaman çok çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor bizim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son 2-3 dakikalık süremiz kaldı. Başka sorumuz yoksa ben bir final sorusu yönelteceğim sevgili Emre'ye ve programımızı bitireceğiz. Var mı diye bakıyorum. Herhalde yoktur son başka bir sorumuz. Evet sevgili Emre, öncelikle kıymetli zamanını ayırdın bizlere. Yaklaşık bir saattir seninle birlikteyiz. Çok da güzel, çok da zevkli bir sohbet oldu. Final sorum. Ben programın başında da sunumun başında da ifade etmiştim. Olimpiya hedefi Emre Özkaram'ı ne zaman Mr. Olimpiya podyumunda görecek inşallah. Hocam öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Beni böyle güzel bir organizasyona dahil ettiğiniz için çok onur oldum. Çok mutlu oldum. Yine böyle bir şey olursa seve seve katılacağımı tekrarlamak istiyorum. İnşallah. Yüz yüze inşallah bu sefer. Şimdi şöyle hani olimpiya yani sorusu çok beni heyecanlandırdı, mutlu da etti. Çünkü çok
aslında ulaşılması zor bir hedef. Çoğu için hatta bir hayal. Biz bu sporun daha devede kulak kısmında bile değiliz gibi duruyor şu an için. Tabii oradaki podyum, oradaki atmosfer çok başka. Olimpiyada yarışmak için gerçekçi olmak gerekirse Amerika'da ikamet edip, oradaki havayı soluyup, oradaki koşullarda antrenman yapıp vakit geçirmek gerektiğine inanan biriyim. Ama günün sonunda Kıbrıs'taki şartlar, sponsorluk olayları, sporcuya verilen destek, devletin göstermiş olduğu ilgi, alaka bize bu hayallerin çok da ulaşılabilir olduğunu göstermiyor. Ama günün sonunda öyle bir şey de olursa, yaşımın genç oluşundan dolayı, hani gerçekçi bir hedef olarak 3-4 sene içerisinde, daha tabii başarılar da geldikçe, tabii ki kaderin de cilvesi hiçbir zaman belli olmaz. Farklı farklı şeyler olur. Her zaman mucizelere inanan bir insanım. O yüzden tabii ki hedefimi ben de yüksek koyuyorum. O yüzden birkaç sene sonra Amerika'da güzel bir podyumda inşallah kendimi görmek isterim. Oradan da Olimpiya'ya bağlarsam eğer, size hediye edeceğim. O İnşallah. Podyumda. İnşallah. En büyük arzumuz, en büyük temennimiz odur senin için sevgili Emre. Çünkü fazlasıyla hak eden bir sporcusun. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yakındoğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünün söyleşisi, şampiyonluk hikayesi sevgili Emre Özkaran bizimle birlikteydi. Ben yapımda ve yayında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İşin organizasyon kısmında emeklerini esirgemeyen sayın hocamız, yardımcı doçent doktor Musa Oytun'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili yönetmenimize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sevgili Emre'ye bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kıymetli zamanını ayırdı bizlerle, bir saati geçkin bir vakit birlikte oldu. İnşallah bir başka söyleşide yine sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki görüşmemize kadar herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun, sağlıklı kalın.